Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında eşkenar üçgen konusundaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABC bir eşkenar üçgen 3 ve 5 verilmiş ADX nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bütün kenarlar 8 mi? 8 ve bütün açılar 60'ar derece mi? 60'ar derece. E ne yapacağız? Eşkenarda yükseklik çizmek alışkanlığınız var. Hemen çizelim bakalım. Çizdiğim zaman ne geldi arkadaşlar? Hop şöyle bir 90 derece. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı nedir arkadaşım? 4'tür değil mi? 30'un karşısı hemen de burası 4'tür. E o zaman buraya 1 kaldı. E burada 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı aynı zamanda 4 köküçtür. Ve burada bir pisagor bağıntısı yaparsak. X'in karesi 1'in karesi artı 4 köküçün karesinden cevap çıkar. Yani burada 48 artı 1'den 49 çıktı. X kare 49 ise X de buradan kaç çıktı? 7 çıktı. Cevap Balıkesir oldu. Yalnız beni burada bir dinleyin arkadaşlar. Bu trigonometride kullanacağınız bir kalıptır. Ee, çoğu iyi öğrenciler bunu bilir. Öğretmenler tavsiye eder zaten. Ben de size tavsiye edeyim. Ee, bu eşkenar üçgene dikkat edecek olursanız bakın 5 8 ve 7 çıktı gördünüz mü? Yani şöyle bir eşkenar üçgen gördüğünüz zaman ya da görmeseniz bile şöyle bir şey gördüğünüz zaman arkadaşlar 60'ın kolları 8'e 5 ken ya da 60'ın kolları 8'e 3 ken 60'ın karşısındaki kenar 7'dir arkadaşlar. Kosinüs teoremiyle çıkan çoğu soru bu kalıba göre yazılıyor. Bu kalıpta aklınızın bir köşesinde kalırsa iyi olur. ÖSYM'de hatta bunu sormuştu. Hatta iki katını sormuştu. 10'a 16 olan şeklini mi sormuştu? Öyle bir şeyi hatırlıyorum arkadaşlar. Cevap da o zaman 14 dersiniz. E, çoğu böyle 60 derece olan sorularda. Bazı sorularda özel açıya da soruyorlar. Haberiniz olsun. Çok fazla uzatmayayım isterseniz. Kalıp olarak bilin. İşinize yarar. ABC bir eşkenar üçgen ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle açıları yazıyoruz. 60 60 60. Bir de önemli olan kısım neydi? Bütün kenarların eşit olmasıydı. Ne çıktı burada? 60 90 ise burası 30 oldu. 60'ı karşı 6 ise 30'un karşı 6 bölü kök 2 kök 3 geldi. 30'un karşı 2 kök ise 90'ın karşı 4 kök 3. O zaman burası da 4 kök 3. E Allah'tan bütün kenarların eşit olmasını göstermişiz. Bakın bir kenar kaç yaptı? 8 kök 3. Hocam burası da 8 kök 3 yapacak. 2 kök buradaysa buraya 6 kök 3 kaldı. 90'ın karşısı 6 kök ise 30'un karşısı nedir arkadaşlar? Yarısı 3 kök 3. E o zaman x de nedir arkadaşlar? 30'un karşısından 60'ın karşısına geçiş kök 3 katı olacağı için cevabımız böylelikle 9 çıktı arkadaşlar. Şekilde ABC bir eşkenar üçgen. Hemen eşkenar üçgense açıları bir şöyle bir yazalım. 60 60 60 ve kenarların eşitliği önemli. Hocam 11'im ve burası da 11'im olacak. A ne oldu burada? 10, 10, 10. Yazınca burası ne oldu arkadaşlar? 7 oldu. Bu arada 60, 90 sa burası nedir? 30. Burası da 30'dur. A 2 iç açı bir dış açıdan burası da 30 oldu. Bak ikiz kenar çıktı. X ise X. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı nedir? 6. E, bütün kenarlar 10 değil miydi arkadaşlar? Evet. E, burası 6 ise buraya da kaç kaldı o zaman? 4 kaldı. Yani cevap Zeyhan çıktı. Şekil 1'deki eşkenar üçgen biçimdeki karton. Evet eşkenar üçgenmiş. Şöyle 60-60-60'ları bir yazalım isterseniz. Kenarlara paralel olacak şekilde kesilerek şekildik gibi 3 eş dörtgene ayrılıyor. Evet kenarlara paralel olacak şekilde. 60 ise burası da 60 yapar. E bununla bu paralelse 60 ise burası da 60 yapar. E 60 ise şununla da şu paralelse arkadaşlar şöyle paralelliği de gösterecek olursa 60 ise burası da 60 yaptı. 3 eş parça diyor. 3 tane bak taban açıları aynı. Yamuklar geldi burada görüyor musunuz? 60 60 60 60 60 60 hatta burada açılarda kaçar derece geldi arkadaşlar o zaman? 120'şer derece geldi. Çünkü paralel ya 60 ise 120. Ya 60 ise 60 ise 120. Burası da 120. Burası da 120 geldi arkadaşlar. Şekil 1'deki kartonun çevresi 18 birim ise şekil 2'deki bir dörtgenin çevresi kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şekil 1'deki kartonun çevresi 18 ya. Şimdi dikkat. Şekil 1'deki karton çevresi 18 olduğuna göre 18'i 3'e bölsek bir kenar kaç çıktı? 6 mı çıktı? Evet. Şurası 6. Arkadaşlar şu bir eşkenar üçgen. Eşkenar üçgende şu paraleller toplamı bir kenara eşit olmuyor muydu? Ve bunlar eş yapı. Bakın şuradaki yamukların üst tabanına bakın. Hep üst tabanına bakın. Eş yapılarsa bütün üst tabanlar birbirine eşit değil midir? Eş yapı olduğundan dolayı arkadaşlar. Şu parçası üst tabanı. Bakın bu yamuğun üst tabanı. Ya da bu dörtgenin üst taraftaki e, uzun parçasının karşısındaki. Ya da uzun parçaları şey yapalım. Uzun parçalar birbirine eşit değil mi arkadaşlar? Eşit. E hocam kısa parçalar da birbirine eşit. Şunlar da kendi arasında birbirine eşit olacak. e o zaman e, bu da 60-60 olduğu için arkadaşlar. Şu kenarı çizgi kenarı sağ kenarı çizgi olduğuna göre. Aslında bir ikizkenar kenar yamuk ya da biz bunu paralel çekerek de ispatlayabiliriz. Şu kenarla da şu kenar birbirine eşittir arkadaşlar. Sebep? Şimdi bir tanesini de ispatlayayım isterseniz. Bakın şurası 60 derece. Burası da 60 derece değil mi? Evet. Sonra bu kenarla bu kenar birbirine eşit. E sonra hatta bu kenar da birbirine eşit. E hocam ben buradan bir 90 derece çizecek olursam. 90'ın karşısı 2 A'ysa 30'un karşısı nedir? A'dır. Hocam burası da 2A burası da 2A. E o zaman buradaki 60'tan dolayı da çekeyim 90. 90'ın karşısı 2A ise 30'un karşısı A mıdır? Yukarısı 2 A'ysa ise aşağısı da bakın dikdörtgen oluştu burada. Burası da 2A oldu mu? Evet ben kenarları şey cinsinden bulmuş oldum. Bir kenar 4A bakın alt kenar 4A üst kenar 2A. Hemen 4A yazıyorum. Üst kenar 2A yazıyorum. Ya da burası 4A üst kenar 2A. Yan kenarlarda 2A 2A çıktı. E, o zaman burası da 2A oldu mu arkadaşlar? Oldu. Yani burası 4A burası 2A. 6A neye eşit oldu arkadaşlar? 6A. A buradan 1 oldu. Şekil 2'deki bir dörtgenin çevresi nedir diye soruluyor. Yani şuradaki bir tane dörtgenin çevresi. Hesaplayalım. Kaç tane A var? 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane A var. A yerine 1 koyduğumuzda cevapta kaç çıkar? 10 çıkar. Yani cevap Denizli oldu. ABC bir eşkenar üçgen. Hemen ne yapıyoruz? Açıları yazıyoruz. Bunu alışkanlık haline getirin ve kenarlarında birbirine eşitliğini gösteriyoruz. Verilenlere göre DKx nedir diye soruluyor. Allah Allah. Ne yapacağız hocam? Şu açıları yazayım. 30 e hocam burası da 30 çıktı. E hocam burası da 30 çıktı. Kök üçü kullanacağım kardeşim ben burada. Bu kök 3'ü nasıl kullanmalıyım? Hocam X'e ait de bir şu 30 60 90'larda hiçbir tane açı değeri, uzunluk değeri yok ki. Bunlarda bir işlem yapamıyorum. E o zaman burada bu X'e ait bir 90 derece getireyim. Hop şöyle bir dikdörtgen oluşturduğum zaman dik üçgen oluşturmanın en güzel yanı dikdörtgendir. Hocam burası dikdörtgen oldu. Açıları da yazalım şöyle. Kök ise burası da kök 3 oldu. İyi ki açıları yazmışız. Bak 30 90 burası da 30. Buraya kaç derece kaldı arkadaşlar? Şu ikisinin toplamı 60 90 ile 150. Buraya da 30 derece kaldı. Evet 60 yaptı o zaman burası da. Ya da direkt burası zaten 90 olacağından 60 derece olurdu. 60'ın karşı köküsü 30'un karşısı 1'dir. 90'ın karşısı da kaç çıkar arkadaşlar? 2 çıkar. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu. ABC bir eşkenar üçgen hemen ne yapıyoruz? Şu alışkanlığımız devam etsin bakalım. Ve bütün kenarlar da ne olacak? Birbirine eşitliği de gösterelim. Bu arada şu bir yükseklik. Bu açı ortaya olacak ya yani da 60-90 ise burası 30 oldu. E hocam burası da 30 oldu. 30-90 ise burası 60 derece oldu. Burası da 60 derece oldu. Sonra şurada kaçı da 30 derece oldu mu? İki iç açın toplam bir dış açıdan dolayı. Evet. Şimdi 6'yı kullanalım arkadaşlar. Bir de 2 verilmiş. 2'yi de kullanalım isterseniz. Şimdi şimdi bu arada 6'yı kullanırız tabii ki. Niye? Şu eşkenarda çizilen yükseklik aynı zamanda kenar ortay olduğundan burası da 6'dır. E, bir kenar kaç çıktı? 12 çıktı. E, bir kenar 12 ise burası da 12 olacağından buraya 10 kaldı. 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı 5'tir. Sonra bizden x isteniyor. Bitti gitti. Bak iyi ki bütün kenarların eşit olduğunu ve bütün açıları da böyle yazmışız. Soru kendiliğinden çok güzel bir şekilde akıyor. Bak burası 5 ise tamamı da 12 olduğundan burası da 7 mi oldu arkadaşlar? Evet. Cevabımız böylelikle Balıkesir çıktı. Yukarıda eşkenar üçgen şeklindeki bir trafik levhası görseli verilmiştir. Yoldan geçen bir taşın sıçrattığı bir taş levhaya P noktasında çarparak şekildeki izi bırakmıştır. Bu izin bu izin levhanın kenarlarına en kısa uzantıları toplamı 8 kökçü olduğu bilindiğine göre levhanın alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu izin şöyle levhanın kenarlarına olan en kısa uzakları toplamı dediği zaman ne anlıyorsunuz? Buradaki dikmelerin toplamı. Peki bu dikmelerin toplamı hangi özellikte arkadaşlar? Bu dikmelerin toplamı bir yüksekliğe eşitti. O zaman bu eşkenar üçgendeki bir yüksekliğimiz nedir arkadaşım? 8 köküçtür. Çünkü bunların toplamı 8 köküçmüş. E bu bir eşkenar üçgende 60 60 60 30 30 oldu. 60'ın karşısı 8 kökü 30'un karşısı 8'dir. 90'ın karşısında 16'dır. E direkt alan mı isteniliyor bizden? Evet alan isteniliyor. A kare kökü 3 bölü 4'tü. 16'ın karesi kök 3 bölü 4. İster buradan yapın isterseniz bir kenarı 16 buldunuz ya. İsterseniz nereden yapacaksınız arkadaşlar? 16 çarpı 8 kök 3 bölü 2'den yapabilirsiniz. Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'den yapabilirsiniz. Ne yapıyor o zaman buradan? 64 kök 3 yapar cevabımız arkadaşlar. Evet sorumuzun cevabı böylelikle Denizli çıktı sevgili gençler. Şekil 1'deki büyük eşkenar üçgenin bir kenarı 4 birim ve diğer iki eşkenar üçgenin birer kenarı ikişer birimdir arkadaşlar. Eyvallah. Şimdi yeşil burası 2 birim, burası 2 birim, burası 2 birim, burası 2 birim. E o zaman burası 4 birim olduğundan, burası da 4 birim olduğundan buraya da 2 birim kaldı. Şimdi benim amacım, a burada güzel bir şey çıktı aslında. Hocam bu bir eşkenar üçgen olduğundan dolayı Burası 2'ye 2 ayırdıysa çizilen yükseklik ne yapmak zorunda arkadaşlar? Tam ortaya denk gelmek zorunda. İsterseniz şunu şöyle bir çizelim arkadaşlar. Eyvallah. Ama benden bu isteniyor hocam. Bu uzunluğu bulmak için ne yapacağım? Tabii ki 90 dereceye karşılık getireceğim. Bakalım getirebilecek miyim? Öncelikle şuradan bir yükseklik çizsem arkadaşlar. Bakın. Şuradan bir yükseklik çizsem. Hocam hatta ve hatta şuna karşılık bir 90 derece getireceğim ya. Şuradan geçtiğini falan bilmiyorum. Belki de büyük ihtimal buradan geçiyordur zaten. Şuradan bir yükseklik çizsem. Açıları yazmadım ama açıları yazsam daha güzel ispatlanacak. Öncelikle bir açıları yazayım mı arkadaşlar? Şurası 60 derece. Burası da 60 derece olduğundan Z kuralı sağlandı. Şununla şu birbirine paralel mi? Evet. Arkadaşlar öncelikle şunlar birbirine paralel. Bakın şimdi ben burada buna ait bir 90 derece elde edeceğim ya. Şuradan şunu çizdiğim zaman. Hocam bir yükseklik çizdim ki şurada pisagor uygulayabileyim. Şuradaki Pisagor'dan sonuç çıksın. Hocam Bununla bu birbirine paralel olduğu için burası da 90 derece oldu. Z'den dolayı. A şu eşkenar üçgende nedir bu yükseklik? Tabanı iki eş parçaya bölecek. Bir birim bir birim. Hocam 90 90 90 burası da 90 oldu. Dikdörtgen oluştu. Bu arada buradaki 30'un karşısı 2 60'ın karşı karşısı 2 köküştür. O zaman burası da ne çıktı? 2 kökü çıktı. Şuradaki yükseklik. Hocam bu da yükseklik. Ee, bu da 60-30 derece. 30'un karşısı 1 60'ın karşısı köküştür. O zaman dik üçgenin bir kenarı çıktı mı? Çıktı. Bu arada bu bir dikdörtgendi. Bana bu kenar lazım. Şu dikdörtgenden dolayı burası 1'se burası da 1. Buraya da 1 kaldı. Evet dik kenarlarımız 1 ve 3 köküç oldu. O zaman şuraya x diyecek olursam x'in karesi 1'in karesi artı 3 köküçün karesinden dolayı 27 artı 1'den 28 geldi yani x kök 28'e eşit oldu arkadaşlar. Bu da 4 çarpı 7 olduğundan neye eşittir? 2 kök 7'ye eşittir arkadaşlar. Cevabımız böylelikle Denizli çıktı. ABC bir eşkenar üçgen. Hemen ne yapıyoruz? Açıları yazıyoruz 60, 60, 60 ve kenarları da yazıyoruz. x ve burası da x olacak. Sonra 10, 11, 13 verilmiş. AC x nedir? Evet gençler. Aslında şöyle bir özellik var eşkenar üçgenin dışında bir nokta alındığı zaman hangi kenarın dışında alınmışsa bakın bu kenarın dışında alınmış o kenara indirilen dikmeyi çıkartacaksınız diğerlerini toplayacaksınız yani h neye eşittir 13 artı 10 eksi 11 e eşittir yani buradan ne geldi arkadaşlar şurası eksi 1 12 mi geldi h evet bu şekilde eşkenar üçgenin yüksekliği 12 gelir Hocam 60'ı karşı 12 ise 30 karşı 12 bölü köküçten 4 köküç ve burası da 8 köküç olur dersiniz. Cevabı Akçay dersiniz. Evet. Ya hocam bu özelliği kim hatırlayacak Allah aşkına? Dediğinizi duyar gibiyim. O yüzden videoyu burada sonlandırmıyorum. Devam ediyorum. Farklı bir yoldan. Ben bu özelliği bilmiyorsam hocam ne yapacağım? E yapacağın hamle belli kardeşim. Şimdi sen burada açıları yazdın mı? Yazdın. Tamam. Burası kaç derece? 120. Aa, hocam burası kaç derece? 120. E 120 90 90sa burası da 60 mı yapıyor arkadaşlar? Evet, burası da aynı şekilde 60 derece mi yaptı? Evet. E sen o zaman buradaki dörtgenlere yoğunlaş. Mesela şu dörtgene yoğunlaş. Bakalım çıkacak mı? Ben de bilmiyorum arkadaşlar. İlk defa bu yoldan yapıyorum ben de. Çünkü özel açılar var. Bütün açılar özel açıysa ne yapıyorduk? Böyle dik üçgen falan oluşturmuyorduk. Değil mi? Ne yapıyorduk gençler? üçgene tamamlama olayı yapıyorduk. O zaman yan tarafta şöyle bir üçgene tamamlayalım bakalım ne geliyor arkadaşlar. Üçgene tamamladığımız zaman, tam Tamam göremediniz ama burada olsun. E, 60 90 ise burası ne oldu? 30. Değil mi arkadaşım? E, buraya ne kaldı? 60 derece kaldı. E, büyük üçgen bak 30 60 90 çıktı. 30'un karşısı 11 ise 90'ın karşısı kaç yapacaktır? 22. Hocam burası da 90. Tamamı 22 ise 10'u buradaysa buraya 12 kaldı. 60'ı karşısı 12 ise 30'un karşısı 12 bölü köküçten 4 kök 3. 30'un karşısı 4 kök ise 90'ın karşısı 8 kök 3'tür. Ve bu arada 30'un karşısı, karşısı 11 ise 60'ın karşısı 11 kök 3. Hocam bunun tamamı da 11 kök 3 olduğundan dolayı buraya kaç kaldı? 3 kök 3 kaldı. Peki şimdi diğer tarafa bakalım arkadaşlar. Diğer taraftaki dörtgeni de aynı şekilde üçgene tamamlayacak olursak biz arkadaşım 3 kere tamamladık. Çünkü özel açılar var. Özel açılar parçalanmaz. Yani şunu yapamazsın 90 derece elde etmek için. O yüzden böyle 3 kere tamamlıyoruz. Unutma bunu. Tamam mı? E ee, hocam burası 60 oldu. 60 90 ise burası da 30 oldu. Bakın 30'un karşısı kaç burada? 11. 30'un karşısı 11 ise 90'ın karşısı kaç yapacaktır? 22. O zaman buraya 9 kaldı. 60'ın karşısı 9 ise 30'un karşısı 9 bölü köküçten 3 köküç geldi. 30'un karşısı 3 köküç ise 90'ın karşısı da 6 köküçtür. Hocam 30'un karşısı büyük dik üçgende 11 ise 60'ın karşısı 11 köküçtür. E ee, buraya ne kaldı o zaman? 5 köküç kaldı. Şu bir eşkenar üçgen değil miydi? 5 köküç artı 3 köküç bir kenar 8 köküç yapmış oldu. O zaman burası da 8 köküç olur. Yani cevabımız bu şekilde de 8 köküç bulduk. Yani Akçay çıktı arkadaşlar. ABC bir eşkenar üçgen hemen ne yapıyoruz? Açıları yazıyoruz. 60 60 burası da 60 derece diye yazıyoruz. 60 derece de bunun tamamı arkadaşlar. Değil mi? Hemen şöyle gösterelim. Sonra ne yapacağız? Ve bütün kenarların eşit olması da bizim için tabii ki çok 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 önemli. Hocam burası 15. E hocam burası da 15 olacak. Buraya ne kaldı o zaman? 9. E hocam burası da 15. Eyvallah. Şimdi burada saçma bir yerde BD ile DE birbirine dik vermiş. BD ile DE'nin dikliğini ben kullanacağım arkadaşlar. Öncelikle şu 6'yı kullanayım ben. Kullanayım arkadaşım. Ne var burada? Bu 6'yı kullanmak için ve burada da 60 derece var mı? Var. Bir 90 derece çizeyim bakayım. Hocam şuradan bir 90 derece çizince ne geldi buradan? 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı kaç yapar? Hocam buraya kadar kısmı 3 yapar. E zaten bunun tamamı 15'ti. O zaman buraya kadar kısmı ne oldu? 12 oldu. Hocam bu arada 90'ı karşı 6 iken şurası 3. Buraya 3 kökçe yazmayı unuttun. Buraya da 3 kökçe yazalım. E soru hala daha çıkmadı. Ne yapacağız? Çünkü verilen bir bilgiyi kullanmadın. Neyi kullanmadın? Bak bakayım. Aa, buradaki 90'ı kullanmadım. Bak Dikten dik. Dikten dik. Ne var? Öklit. Dikten dik çizilmiş. Öklit bağıntısı arkadaşlar. E burası 3 köküçün karesi eşittir. Bu 12 çarpı A mıdır arkadaşlar? Evet. 3 3'ün karesi eşittir. 12 çarpı A'dan. Burası 9 çarpı 3 eşittir. 12 çarpı A'dan. 3'e böl 3'e böl gitti. 4 A'yı 9 bölü 4 bulduk arkadaşlar. Evet. 9 bölü 4 bulduk. Ne çıktı? A 9 bölü 4 çıktı. Bizden ne isteniyor? Ecx. Tamam. Bunun tamamı 3'tü. Yani X artı A. A dediğimiz 9 bölü 4 Eşittir ne olmalı arkadaşlar? 3 olmalı. X de buradan 3 eksi 9 bölü 4 geldi. 12 eksi 9'dan 4 kere 3 12 eksi 9'dan 3 bölü 4 çıkar. O zaman cevabımız arkadaşlar. Yani sorumuzun cevabı denizde oldu. Güzel bir soru. ABC bir eşkenar üçgen hemen alışkanlık geriye 60'ları yazıyoruz böyle. 60 60 60. A burası 30 30. A eşkenarda çizilen açı ortay belli 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 bir kısmı çizilmiş. Hemen direkt devamında getirelim. Aynı zamanda nedir? Yüksekliktir. E hocam burası 4. 90'ın karşı 4 ise 30'un karşısı nedir? 2. Oba burası da 2. Burada ne çıktı arkadaşlar? Şimdi buradaki 90'ı kullanalım. Pisagor'dan burayı buluruz aslında. Ama bence gerek yok. Burası 90 derece ya. Dikten dik inilmiş oldu. Neredeki üçgende? Hocam şuradaki üçgende dikten dik çizilmiş. O zaman ne yapacaksınız gençler? Öklit bağıntısını uygulayacaksınız. Haydi uygulayalım. Kök 14'ün karesi bu çarpı tamamı değil midir arkadaşlar? Kök 14'ün karesi sağ tarafta sağa dayalı olacak değil mi arkadaşlar? Sağa dayalı 2 çarpı tamamı. 2 çarpı 4 artı x olacaktır. Bu 14 eşittir 2 çarpı 4 artı x olduğundan. Buradan sadeleştirdiğimiz zaman 7 geldi. Buradan 4 artı x'ten. O zaman x'i de kaç buluruz arkadaşlar? 3 olarak buluruz. Yani cevabımız böylelikle balıkesir çıktı.